Servet Somuncuoğlu, TRT İstanbul Radyosu'nda 1988-2014 yılları arası prodüktör olarak çalıştı. Günle Gelen, Müzikli Edebiyat, Yeni Başlıklar, Türkülerle Yaşamak, Tarihte Yolculuk ve Tarihin Büyük İhanetleri gibi programları hazırladı. Dünya üzerinde neredeyse ayak basmadık yer bırakmadı. Rusya, Çin, Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Kosova, Macaristan, Avusturya, Kanada, Brezilya, Hollanda. Bu ülkelere giderek fotoğraf ve belgesel çalışmalarında bulundu. Özellikle Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya yolculuklarını araştırıp belgesel olarak yayınladı ve kitap haline getirdi. Bu çalışmaları ülkemizde ve dünyada büyük ilgi topladı. Somuncuoğlu 2012 yılında Denizli'ye Türklerin gelişini konu alan Tamgalar Dengizli'yi çekti. Fotoğraf sanatçısı, araştırmacı yazar Servet Somuncuoğlu, belgeselin yayınlanmasından kısa süre sonra hayatını kaybetti. Kentin yüksek dağlarından Babadağ'a bizzat tırmanarak çekimleri yapan Somuncuoğlu'nun ekip arkadaşları ve Denizli Dağcılık Doğa Sporları Kulübü üyeleri anma etkinliği düzenledi. Denizli belgeselinde beraber çalıştığı mesai arkadaşlarından Veysel Baban ve Cengiz Karadeniz'in de eşlik ettiği dağcı grup zirveye çıktı. Grup zor hava koşullarına, kar, sis ve fırtınaya rağmen Babadağ'ın 2308 rakımlı zirvesine başarılı bir şekilde ulaştı. Babadağ'ın zirvesinde pankart açarak Servet Somuncuoğlu'na dair duygularını dile getiren dağcılar, organizasyonu her yıl yaparak gelenekselleştirmek istediklerini söylediler. Sevgili arkadaşlar, şu an 2308 rakımlı Babadağ zirvedeyiz. Biliyorsunuz bugün burada olmamızın asıl sebebi anısına yürüyüş düzenlediğimiz, sanat düzenlediğimiz Servet Somuncuoğlu. Biz Dendak olarak bu organizasyonu yaptık. Dendak Yönetim Kurulu üyeleri, başkanı ve destekçileriyle birlikte bu organizasyonu yaptık. Ve bugün burada olmamızın sebebi olan insanın arkadaşları burada yanımızda. Veysel Baban ve Cengiz Karadeniz şu anda çalışıyorlar. Biz o insanla birlikte belgesel aramaya çıkmıştık ve 11 saatte çıkıp inmiştik. Yazın sıcağındaydı. Şimdi o yazın sıcağını yaşadık ve kışın soğuğunu, buzunu yaşıyoruz. Ne mutlu ki onun adına buradayız. Çok teşekkür ederim size. Bu etkinlikte yalnız bırakmadığınız için.